Değerli Yeni Şafak takipçileri, malumunuz Karabağ'da sıcak günler yaşanıyor Ermenistan ve Azerbaycan güçleri arasında ve Azerbaycan askerleri uzun süredir Ermenistan işgali altındaki Karabağ'daki bazı bölgeleri kurtardı. Şimdi oradaki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Ferit Şahbazlı karşımızda. Merhaba Ferit. Merhaba, hoş bulduk. Nedir Bakü'deki son durum? Sen başkenttesin. Nasıl bir atmosfer var? Teşekkür ediyorum size. Bir gün ərzində Azərbaycanın işgal altındakı Füzuli ve Cəbrayıl bölgelerinde 7 büyük köy Azərbaycana geri qaytarıldı. Aynı zamanda ermənilərin işgal etdiyi bölgede önemli bir mevzi olan Murovla Ferit, geri qaytarıldı. bazı iddialar var. Fuzuli bölgesinin geri alındığına yönelik ama teyit edilmiş olarak yansımadı Türk basınına. Fuzuli şu an Ermeni işgalinden kurtarıldı mı? Bununla ilgili Azərbaycan Savunma Bakanlığının rəsmi bir bilgisi yoxdur. Savunma Bakanlığının bilgiləri arasında Füzulinin Taç köyünün geri alınması ilə ilgili dəqiq bilgi vardır. Amma operasyonlar o bölgədə devam ediyor. Çox ve güçlü operasyonlar devam ediyor. Her halde ben düşünüyorum ki biz resmi bilgilere inansak daha doğru olardır. Bugün yine Adere istikametinden Karabağ'da önemli bir noktadır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri operasyonlar yapmış. Ermenistan orada en önemli topçu mevzileri var. Topçu mevziler demek ağır darbeler indirilmiş ve Ermeniler o mevzileri koyarak kaçmış. Türk basını da yakından takip ediyorsun. CHP Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün ki kendisi eski Bakü Büyükelçisidir. Maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek amacıyla cihatçı tırnak içerisinde bazı grupları bölgeye gönderdiği yönünde. Bu kamuoyunda oldukça tartışıldı. Bunun yansıması nasıl oldu Azerbaycan medyasına ve sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bəli, bana öyle geliyor ki, ve açıkça ben size söyleyeyim, bu Çeviköz'ün açıklaması da talihsizdi. Onun Bakü'deki büyükelçilik dönemi değil de talihsiz oldu. Hele o zamanlar ben açık söylemek istiyorum. Her türlü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini zayıflat, her türlü Türkiye ile Azerbaycan arasında olan bağları zayıflatmaya olan faaliyetleriyle biz onu hatırlıyoruz. Yani Türkiye ile Azerbaycan'da gelip geçmiş en başarısız, en problemli, Türkiye'nin iyi bir şekilde temsil edemeyen bir büyükelçi gibi biz onu hatırlıyoruz. Yani onun döneminde ben açıkçası ben o zaman da çok ciddi şekilde gazetecilik faaliyetle meşguluydum. Yani Azerbaycan basını tarafından da onun faaliyeti çok kötü şekilde takdim olunurdu ve belliydi bize. O anlamda biz bunu bekliyoruz. Bu yenilik değil. Biz açıkçası onun hiçbir zaman ciddi bir açıklamasına rast gelmedik. Hiçbir zaman mesela şimdiki büyükelçilerin döneminde büyükelçilik Azerbaycanlı gazetecilerin, Azerbaycanlı STK'ların, tüm Türkiye'yi seven insanların ikinci bir evidir. Yani sürekli orada toplantılar, Türkiye büyükelçisinin desteği, Türkiye büyükelçisinin tüm Azerbaycan'la ilgili toplantılara katılımı, ama onun döneminde dediğim gibi Türkiye-Azerbaycan ilişkileri büyük elçilik düzeyinde en aşağı olduğu dönemdir. Ve onun ben ilk açıklaması da değil. Ben onun bazı gazetelerde köşe yazılarını zaman zaman okuyorum. Her zaman Azerbaycan'ı teslimci barışa məcbur etmeye, Azerbaycan'ı barış adı altında aslında teslimciliğe sesleme kimi onun açıklamaları oluyor. Ve bugün kardeş ülkemiz olan Türkiye'nin sanki cihatçı gruplar gönderdiğini iddia eden Çeviköz, neden Azerbaycan'a yerleştirilen o terörçü gruplar, PKK, YPG terörçüler, bunlar belli değil mi? Yani ne yazık ki ben açıkça söyleyeyim size, neyin ki Çeviköz, CHP'de birkaç adamı çıkmakla CHP çoktan Atatürk ilke ve inkılaplarından uzaklaşmıştır. Ben bunu açık söylemek istiyorum. Sosyal medyada da ben defalarca yazdım. Şu an cephe hattında yurt dışından herhangi bir şekilde destek almaya gerektirecek bir açık var mı? Biliyoruz ki Azerbaycan yerinde bir seferberlik ilan edildi. Hiçbir ihtiyaç yoktur. Açıkçası bu kısmen bu yani askeri sorumluluğu olan yani hizmet zamanı komutan olan ve diğer önemli şeyler rütbeleri olan şahsların orduya davet edilmesiyle Azerbaycan'da yani halk arasında geniş seferberlik ilan edilmemiş. Buna da ben düşünüyorum ki ihtiyaç da kalmayacaktır. Öyle ben düşünüyorum. Çünkü buyurun buyurun. Dikkat çeken bir detay var. Bu sıcak temasın başlandığı günden bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Aliyev arasında herhangi bir telefon görüşmesi henüz gerçekleşmedi. Bu neyi gösteriyor? Bir şeyin işareti midir, değil midir? Bizim Cumhurbaşkanımız bir hafta 10 gün önce bu olaylarla ilgili konuşmasında söylemişti ki biz artık bize uluslararası hukuk, uluslararası hukuka saygı adı altında verilen hiçbir teklifle razılaşmayacağız. Bunu kabul etmeyeceğiz. Çünkü biz her zaman bunu kabul ettikçe Ermenistan daha çok yasaları bozuyor, daha çok uluslararası hukuku alıyor. Bunu söyledi Cumhurbaşkanı, söylediği gibi de oldu. Ve bugün çok sayıda biliyorsunuz Rusya'nın demek olarak tüm yetkilileri
Azərbaycan ve Ermənistan'ın savaşı durdurmaya barışa çağırıyor. Ama ben açıkça söylüyorum, bir daha diyorum, bu barış çağrısı değildir. Bu Azərbaycan'ı təslimçi barışa, təslimçi sülhə çağırmaqdır. Bugün Azərbaycan topraqlarının %100 işgal altındadır ve hiçbir Ermənistan hiçbir şekilde bunu geri vermek istemiyor. Hatta utanmaz utanmaz şartla konuşuyor. Cumhurbaşkanı söyledi ki, yani bu bizimle şartla konuşmaya devam ederse Ermənistan, neyse Qarabağ geri alınacak. Ermənistan'ın devlet olarak varlığı şu altına düşebilir. Yani bugün de yine de Azerbaycan cephe hattında savaş olmasına bakmayarak savaş kurallarına uygun davranıyor. Sivillere ateş açmıyor, kadınlara ateş açmıyor ama evvelinde Ermenistan tüm kadınları, çocukları, yaşlıları hedef ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı üzerinden çok sayıda görüntü yayınlanıyor. Bugün de oldukça fazla sayıda görüntü düştü. Ermenistan ordusuna ait tankların, birliklerin, mühimmat depolarının vurulduğu anlara ilişkin. Ve öyle anlaşılıyor ki bu görüntüler havadan Türkiye üretimi, Türk malı, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları tarafından kaydedilmiş görüntüler. Tabii bu da teknik manevra kabiliyeti anlamında Azerbaycan ordusuna büyük bir artı katıyor. Bu anlamda Türkiye'den gelen teçhizatın savaşta, daha doğrusu şu anki müdahalede oynadığı rolle ilgili Azerbaycan tarafında nasıl bir etki yapıyor bu? Şüphesiz ki Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri konusundaki yardımları Dağlı Karabağ Savaşı'nın önemlidir. Bu şüphesizdir. Bu ödeyelik değil, bugün değil. Türkiye ordusunun komutanları uzun yıllardır Azerbaycan'da, Azerbaycan askeri bölgelerinde danışmanlık hizmeti vermektedirler, bize yardım etmektedirler. Elbette askeri teçhizatla da yardım etmektedirler, askeri tekniklerle de yardım etmektedirler. Şüphesiz ki, yine diyorum, ben detaylara gitmek istemiyorum. Şüphesiz ki Türkiye'nin bu askeri desteği Dağlı Karabağ Savaşı'nda çok önemli bir, çok mühimdir. Türkiye biliyorsunuz, Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biridir ve elbette Türk ve Azerbaycan ordusu arasındaki yakın ilişki, ortak tasfidatların gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin bir askeri tasfidat, şüphesiz ki Azerbaycan ordusunun gücüne güç katmaktadır. Bu bir şey. Son olarak Türkiye'ye, Türk halkına mesajın nedir? Türkiye'nin bu desteği, Türkiye'nin hem milletliğine hem Türk milleti olarak desteği, inanın ki göz yaşartacak kadardır. Biz biliyorduk Türkiye'nin her zaman bizi destekleyeceğini. Her zaman biliyorduk. Türkiye zaten bizim vatanımızda. Ama bu olaylar bu kadar hassas döneme girdiğinde ben bakıyorum Türk medyası, Türk kamuoyu, iktidarı, muhalefeti diyor Azerbaycan'ın yanında. Tarih bir, Azerbaycan tarih yazıyor. Türkiye tarih yazıyor. Ve bu tarih yıllar geçecek, bu tarihe daha biz anlayacağız. Azerbaycan ordusuna nice zaferler diliyoruz. Görüşmek üzere.